Yaşamın ve ölümün sınırında gerçekliğin perdesi vardır. Varoluşun gizemli dansında her ruh kendi yolculuğunu yaşar. Sonsuzluğun eşiğinde evrenin kadim bilgeliği yatar. İşte tam olarak şu dakikalarda hayatın ve ölümün ötesindeki sırlara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız Parlayan Ruhlar başlıyor. Merhaba, ben Nuestro. Bugün burada olma sebebim kendi ölüme yakın deneyimimi sizlerle paylaşmak. Bu deneyim tüm hayatımı sorgulamama ve inandığım değerleri yeniden gözden geçirmeme neden oldu. Umarım paylaşacaklarım hayatınıza bir nebze olsun ışık ve huzur getirir. 2020 yılında bir göl partisindeydim ve her şey o zaman başladı. O dönemde Zipline rehberiydim ve genellikle ağaçların tepesinde vakit geçiriyordum. Nişanlımdan henüz yeni ayrılmıştım. Bu nedenle ruhsal olarak büyük bir acı içindeydim. Parti alanında insanlarla vakit geçirmek yerine gölün ortasına kadar yüzdüm ve daha sonra sırt üstü gölün üzerine uzandım. Kulaklarımı suyun altına soktum ve sadece varoluşu dinlemeye başladım. Yıllardır meditasyon yapıyordum. Gölün üzerinde sırt üstü uzanırken derin bir meditasyon hali içindeydim. Bu meditasyon hali bana tarifi imkansız bir huzur hali veriyordu. Zihnimde geçmiş ve geleceğe dair tüm düşünceler kayboldu. Yalnızca o anla bütünleşmiştim. Daha sonra zihnimde küçük bir istek belirdi. Keşke bu hissi başkalarıyla da paylaşabilseydim diye düşündüm. Çünkü diğer insanların da benim yaşadığım bu huzur dolu deneyimi yaşamasını istiyordum. Kısa bir süre sonra arkadaşlarıma katılmaya karar verdim. Eski mavi bir su kaydırağına doğru tırmandım ve başım öne gelecek şekilde kaymaya başladım. Her şey o kadar eğlenceliydi ki ta ki suya dalana kadar. Suyun sadece 60 santimetre derinliğinde olduğunu bilmiyordum. Kafamı suyun zeminine çarptım ve boynumu kırdım. O an inanılmaz bir acı hissettim. Sanki beynime yıldırım çarpmış gibiydi. Başım kumun ve kayaların arasına gömülmüştü. Bir an kendimi toprağa ekilen bir tohummuş gibi hissettim. Ardından aniden geriye doğru sıçradım. Bütün vücudum suyun altında acıyla titriyordu. Ayağa kalktığımda etrafımda havada süzülen ışık küreleri gördüm. Her birinin bir kişiliği varmış gibi hissediyordum ve sanki bana yardım etmeye hazır gibiydiler. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de bu ışık hüzmeleri benim ölüme ne kadar yakın olduğumu çok iyi biliyorlardı. Kumsala kadar sendeleyerek çıkmayı başardım ve yardım istemeye çalışsam da konuşmakta çok büyük zorluk çekiyordum. Arkadaşlarım beni gördüler ve bir banka yatırdılar. Askerlik eğitimimden dolayı şoka girdiğimi biliyordum. Sonra içimdeki ses, "Şimdi gitmelisin," dedi. Hastaneye gitmem gerektiğini söyledim ama kimse beni dinlemiyordu. Üzerinde uzandığım banktan kalkmak istedim ancak ellerimi hissedemiyordum. Yüzüstü çakıllara düştüm ve boynumun daha da bükülmesine neden oldum. İşte o zaman orada bulunan insanlar durumun ciddiyetini anlamışlardı. 40 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra hastaneye ulaşmayı başardık. Beni tekerlekli sandalyeye oturtturdular. Bekleme odasında karnını tutarak bağıran bir yaşlı adamın tam karşısına getirdiler. O anda fark ettim ki aynı acı frekansında olduğumuz için orada bir araya getirilmiştik. Sanki mıknatıs misali birbirimize çekilmiş gibiydik. Cerrah bana boynumun tamamen kırıldığını söyledi. Kemik parçaları yer değiştirmişti ama mucizevi bir şekilde omuriliğimi kesmemişti. Acil ameliyat gerekiyordu ve ertesi gün ameliyata alınacaktım. Bana morfin vermeyi teklif ettiler ama ben reddettim. Ölüm anında uyanık olmak istiyordum. Saatlerce morfin almadan bu acıya katlanmaya çalıştım ama sonunda dayanamayıp morfin verilmesini kabul ettim. İşte tam o anda birdenbire her şey değişmeye başladı. Işıklar yavaşça kararmaya başladı ve bir tünele doğru çekildiğimi hissettim. Kendi bedenimden yavaş yavaş uzaklaşıyordum. Hemşirelerin benim bedenimin bulunduğu odaya doğru koştuklarını görebiliyordum ve kendi kalbimin durduğunu duydum. Ama hemşireleri gördüğüm an tekrar bedenime geri döndüm.
Ertesi gün ameliyata hazırlanırken bedenimin nereye gideceğini sormak için güçlü bir dürtü hissettim. Sanki bu soru benden değil, başka bir yerden geliyordu. Tam olarak nereye gideceğimi öğrenince huzur buldum ve sadece nefesimi gözlemlemeye başladım. Bir sonraki hatırladığım an, uzun bir konuşmanın ardından büyük bir kapının önünde durmaktı. Kapının içinde 6 ışıklı varlık vardı. Etraflarında beyaz bir ışık parlıyor, maviye dönüyor ve derin bir karanlığa karışıyordu. Yıldızlar etrafa saçılmıştı ve uzayda süzülüyordu. Yüzlerinin ortası karanlıktı ama bu onları korkutucu yapmıyordu. Işıktan ve karanlıktan önce var olan bir yerden geliyorlardı. Hepimizin bir parçası olduğu, hepimizin birbirimizle bağlantılı olduğu bir yerden. Onlarla bir anlaşma yaptık. Gördüklerimi hatırlamayacaktım çünkü eğer hatırlarsam bu yaşadığım hayata adapte olamayacaktım ve görevimi yerine getirmem gerekiyordu ama o an bu görevin ne olduğunu bilmiyordum. Ardından bu varlıklarla vedalaştık ve ben aşağı doğru hareket etmeye başladım. Uzaydan yeryüzüne doğru yaklaşırken bedenimin bulunduğu hastane odasını görebiliyordum. Ruhum koşarcasına bedenime doğru yaklaşıyordu. Kendimi o kadar özgür hissediyordum ki sanki hiç kemiklerim yokmuş, hiç ağırlığım yokmuş gibiydi. Bu his öyle muhteşemdi ki. Bedenimle tekrar birleştiğimde hemşireler beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben o kadar mutluydum ki. Bedenime girdiğimde acıyı tekrar hissetmeye başladım. Ama insan bedenime tekrar dönmek o kadar harikaydı ki yaşadığım acı bile bana eğlenceli geliyordu. Hastaneden döndükten sonra sadece huzurlu olmaya odaklandım. Hepimiz çok önemliyiz. Her birimiz evrenin dokusunda önemli birer parçayız. Kimse yanlış bir yerde değil, kimse yanlış bir şey yapmıyor. Hepimiz öğreniyoruz. Bazı insanlar zor yolları seçiyor ve zararlı eylemler yapıyor. Bu insanlar acı veren tohumlar ekiyorlar ve bu tohumlar acı meyveler veriyor. Ama bu şekilde bile öğreniyorlar. Bu yüzden insanları yargılamayalım. Günümüzde her şeyin hemen olmasına alıştık. Ama ben bedenimden çıktığımda birçok yaşamı görmüştüm. Bazı tohumlarımızın filizlenmesi ve meyve vermesi birçok yaşam alıyor. Ama her şeyde bir düzen ve denge var. Bazen bu anlayışı kaybediyorum. Özellikle haberleri izlediğimde. O zaman galaksileri düşünmeye başlıyorum. Bir galaksiyi düşünürken her şeyin mükemmel bir düzende hareket ettiğini görebiliyorum. Yıldızlar parlıyor, asteroidler çarpışıyor ve hepsinin bir düzeni var. Bu bana hatırlatıyor ki eğer huzurlu bir alanda yaşarsam ki bu kolay bir şey değildir fakat eğer bunu nefesimi gözlemleyerek ve sadece bulunduğum yerin farkında olarak yaparsam başarılı olabilirim. Tıpkı durgun bir göle atılan taş gibi. Bu titreşim başkaları tarafından hissediliyor ve beni diğer huzurlu insanlara doğru çekiyor. Giderek daha çok dağlara, ormanlara ve okyanuslara çekiliyorum. Bu yerlerde huzur enerjisiyle yıkanıyorum. Her birimiz diğer insanları yargılıyoruz. Çünkü insanların yalan söyleyebileceğini, kötü olabileceğini biliyoruz. Ama kimse bir ağacı yargılamaz. Ağaçlar çok naziktir. Nereye dikildiyse orada büyür ve çevresine uyum sağlar. Onları kesseniz bile çığlık atmazlar. Bir ağacın büyümesine ne kadar izin verirsek o da bize o kadar çok ürün verir. Ben de elimden geldiğince bir ağaç gibi olmaya çalışıyorum. Oturarak meditasyon yapıyorum. Bu meditasyon sırasında sadece nefesimi gözlemliyorum ve vücudumda hissettiklerimi gözlemleyebiliyorum. Zihnimizde tuttuğumuz gerginlikler fiziksel formumuzu da etkiliyor. Telefonlarımız ve diğer o şeylerle o kadar çok meşgulüz ki vücudumuzu hissetmeyi unutuyoruz. Ben meditasyon yaparken vücudumda herhangi bir gerginlik hissedersem oraya odaklanıyorum ve o bölgeye sevgi ve huzur gönderiyorum. Size son bir mesajım var. Tam olmanız gereken yerdesiniz ve bu mükemmel. İçinizde bu söylediklerime karşı çıkanlarınız olabilir. Hayır, bu doğru değil çünkü annemle sorunum var veya işimle ilgili sorunlarım var gibi pek çok mazeret söyleyebilirsiniz. İşte size önerim şudur. Zihninizde size gerginlik veren veya sevmediğiniz bir şeye dönüp onu yargılamadan sadece gözlemleyebilirseniz
o problemden özgürleşirsiniz. Çünkü anlayış ve gözlem yeteneği sizi her türlü gerginlikten uzak tutar. Elbette bunu yapmak çok zordur. Ama bunu yapabilirseniz hayatınıza daha fazla güzellik, bolluk ve huzur gelecektir. Bir şeyleri bırakmak zordur ama yapabileceğimiz şey sadece bulunduğumuz yerde olmaktır. Şu an ağaçlara ve dağlara bakıyorum. Dikkatimi nerede olduğuma ne kadar çok getirebilirsem düşüncelere o kadar az yer kalıyor. Ve şu anı yaşamak o oranda anlam kazanıyor. Size bir tohum ekmek istiyorum. Sessizce oturun. Buna meditasyon veya dua demenize gerek yok. Sadece bacaklarınızı katlayıp gözlerinizi kapatın. Ölüme yakın deneyim yaşayan herkes muhteşem mesajlar ve güzel vizyonlar anlatıyor. Eğer siz de bir mesaj almak istiyorsanız onların yaptığı şeyi yapmalısınız. Gözlerinizi kapatın. Umarım bu video içinize biraz huzur getirmiştir. Ben her gün meditasyon yapmaya devam ediyorum. Uyandığınız zaman veya yatmadan önce biraz zaman ayırıp gözlerinizi kapatır ve sessizce oturursanız kendinize biraz bilgelik alma fırsatı verirsiniz. Hepimiz öğrenmek için buradayız ve hepimiz kendi manevi yolculuğumuzdayız. Bu yolun en güzel yanı her dönemeçte yeni bir arkadaş bulmak. Hepinize iyi dileklerimi gönderiyorum. İyi tohumlar ekmeye ve dünyanın iyi bahçıvanları olmaya devam edelim.